ettiğimizden dolayı tabii ki Kaş, Antalya'mızın en özel ve güzel ilçelerinden birisi. Son derece önemli bir ilçemiz. Hani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri Antalya dediği gibi Antalya'mızın en güzel yerlerinden birisi de Kaş. Bugün 99 günlük süreçte söylediklerimi yerine getirmek üzere Kaş'ta bulunuyorum. 99 gün süreleri seçim boyunca koştuğumda hep şunu söylemiştim. Sevgili hemşehrilerime saygımdan dolayı 19 ilçemiz, 913 mahallemiz var. 19 ilçemizle ilgili hiçbir belediye başkanlığı ötekileştirmeden bir Cumhuriyet Halk Partili, İYİ Partili bir belediye başkanı bir göreceğimi söylemiştim ve bunu Antalya'mızda gerçekleştiriyorum. İlk uğradığım yer Alanya oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı seçilen arkadaşımızı ziyaretle o ilçemizde yine sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, aynı zamanda turizmcilerimize, ulaşım sektöründe bulunan vatandaşlarımızla toplantı yaptık. Bir aynısını yine Demokratik Sol Parti'den seçilen Kemer Belediyesi'ne yaptım ve bugün de burada Kaş'ta AK Parti'den seçilen belediye başkanı arkadaşımızla Kaymakam Bey'i de ziyaret ettim ve burada ilçe başkanlarımız var ve tüm gönüllülerimiz var. Aynı zamanda şimdi de yalnız gelmiyorum. Tüm daire başkan arkadaşlarımla, Asat Genel Müdürüm ve yardımcılarıyla, Genel Sekreter yardımcılarımla beraber geliyorum ki burada bulunan muhtarlarımızın sorunlarını, her mahallenin, 54 mahallenin sorunlarını dinledik şimdi. Ve ilgili arkadaşlarım notlarını aldı ve son derece de önemsiyorum ve elimizden geldiğince bütün mahallelerimize eşit hizmet götürmeye çalışacağız. Kaş'la ilgili, planla ilgili sıkıntı olduğunu söylediler. Daha önce 100 binli yapılan, 25 binli yapılan ama 18 mahallede yapıldığını ama biz Muhittin Böcek ve ekibi olarak planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz dedik ve bütün vatandaşlarımızın babadan atadan kalma yerlerini planlayacağız. Onları mağdur etmeyeceğiz. Çünkü biz kimsesizlerin kimsesi olacağız. Bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağız diye seçim meydanlarında konuştuk ve şu anda da vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak üzere vatandaşla köprü vazifesi üzere muhtarlarımızla toplantı yaptık. Şimdi turizmcilerimizle, STK'larla toplantı yapacağız ve Kaş'la ilgili önemli sonuçlar alacağız ve bütün vatandaşlarımız da bundan memnun olacağını ümit ediyorum. Belediye başkanı olma kararınız nasıl olmuş yani? Yolda yürürken mi? Yani bir anda mı? Bahçede portakal toplarken. Şimdi tabii ben doğup büyüdüğüm bu topraklara biliyorsunuz 25 yıllık Antalya'da siyaset yapan birisiyim. 5 yıl Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı yaptım. İlk dönemim 18 Nisan 99'da doğup büyüdüğüm bu topraklara vefa borcumu ödemek üzere belediye başkanı oldum ve 20 yıldır Konya'da belediye başkanıydım 4 dönemdir ve 5. dönemde de Allah'ım bana bu mutlu kutlu görevi nasip etti ve şimdi önce oy verenlere teşekkür ettik. Bize oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızın da belediye başkanı olacağımı söylemiştim ve bütün belediye başkanı olarak da bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için işte Kaş'tayız, güzel ilçemizdeyiz. Kaş çok güzel bir yer. Sürekli araştırıyorum. 54 köyün de belgeselini çekeceğim. Ama burada tarıma dayalı ne gibi destekler olacak? Genellikle çiftçilerimiz susuzluktan dolayı. Şimdi bugün burada zaten hem tarımsal anlamda daire başkanımız da var. Aynı zamanda Asat Genel Müdürümüz var. Onların talepleri içerisinde bunlar da vardı. Biz öncelikle seçim bildirgemde de kırsaldan, yerelden kalkınacağız demiştik. Ben bütün ilçelerimizde zaten böyle kırsal anlamda köylerimize, çiftçilerimize halden anlayan bir başkan olarak da onlara destek olacağımı söylemiştim. Süreç zaten bugün 84. günüm benim mazbata alışım ve şu anda 16 ilçemizde tamamlayacağım. Hepsiyle, bütün muhtarlarımla da bu vesileyle görüşmüş olacağım. Sivil toplum örgütlerimizle görüşmüş olacağız ve şu anda onların dertlerine derman olacağız. Planlayacağız, kurallarımız var, yapmamız gerekenler var. Köyden kente geçişle ilgili biliyorsunuz 2014 yılında 30 Mart'ta köy tüzel kişiliği ilçe belediyelerine, büyükşehire devredildi. Evet. Ve bu süreçte köyden kente geçişle ilgili zaman zaman sıkıntılar var. Bu sıkıntıların hepsini bilen birisi olarak da burada hep birlikte köylerimiz için kırsal kalkınmada işte besicilerimize işte yapacaklarımız var. Onlara destek olacağım. Halk yem kuracağız. İşte su ile ilgili halk su var, ucuz et var. İşte besicilere destek vereceğiz ki vatandaşımız da ucuz et yiyebilsin. Yerli tohum hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii yerelde yapılması gereken köylerimizin de beğenisini kazanan eğer tohumlarla ilgili de üreticilerimizi gerçekten memnun edecek, onları bereketli, daha iyi, kaliteli ürünler üretme şeyinde olacaksa yerelde tabii ki onu da destekleyeceğiz. Son zamanlarda yerli tohum yasaktı. Bu yasaklar tabii ki, şimdi şunu söyleyeceğim, biz mevzuatlara, yasa yönetmeliklere 25 yıldır uyan bir başkan olarak söylüyorum. Bunlar Tarım Bakanlığı'nın alacağı kararlardır. Büyükşehir Belediye'mizin tohumlarla ilgili bir yetkisi yoktur. Ancak biz sevgili hemşehrilerimize yapılabilecek ne varsa yasa yönetmelik mevzuat içerisinde onlarla ilgili yapacağız. Ama Büyükşehir Belediyesi olarak hem kırsal kalkınma ile ilgili, işte vatandaşımızın gübresi, tarımsal sulamalarla ilgili onların elektrik parası derken buna benzer o konuda yardımlar yapacağız. Ben fazla vaktinizi almayayım. Bir dahaki zaman ne zaman geleceksiniz yani Kaş'a tekrar? Şunu söyleyeceğim, ben sadece 5 yıl seçim sürecinde bir sefer gelen kişilerden olmayacağım. Ben Kaş bizim çok sevdiğimiz ilçemizde, birkaç değil 19 ilçeme de gidip geleceğim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin.